Değerli dostlar, İstanbul hepimizin girişimi tarafından Medyascope TV için hazırlanan Şehir Hepimizin programına hoş geldiniz. Sevgili Murat Hocam, siz de hoş geldiniz. Merhaba hocam. Ben İpek Akpınar, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mimarlık Bölümünde öğretim üyesiyim. Programın moderasyonunu yürüteceğim ama bu sevgili Murat Hocamızla bir değerli sohbet olacak. Şubat 23 depremlerinin ardından geçen zaman diliminde Murat Hocam ve ben çeşitli vesilelerle yapı ekseninde, yapı statiği ekseninde görev alan deprem uzmanı dostumuz Uğur Demir Hocamızı konuk etmiştik. Birinci yılında yeniden konuk ettik. Ama bu sefer Murat Hocam sahadan ayağının tozuyla kendisi döndü. Çok değerli gözlemleri var. Yeniden depremi konuşacağız. Deprem sonrası süreçleri konuşacağız. Dirençli toplum, dirençli mekanlar üzerine sohbet edeceğiz. Hocam izin verirseniz çok kısa olarak sizi tanıtmak istiyorum. Doçent Doktor Murat Tiryakioğlu lisans derecesini İktisat bölümünden, yüksek lisans derecelerini İşletme ve İktisat bölümlerinden elde etti. 2013 yılında doktorasını tamamlamanın ardından 2018'de doçent unvanı almaya hak kazandı. Yenilikçi yerli üretim ekonomisi, afet ve göç ekonomisi, yeşil işler gibi alanlarda çalışıyor. Bugün de zaten bu eksenlerde kendisinden değerli bilgiler almaya çalışacağız. Murat hocamız aynı zamanda kurucusu olduğu Yerli Yeşil Yeni Platform aracılığıyla ülkenin yerli, yeşil ve yenilikçi üretim örnekleri ve kapasitesi hakkında çok yönlü farkındalık çalışmaları yürütüyor. Çok değerli paneller modere ediyor. Ondan çok şey öğreniyoruz bu konularda. Hocam, evet. Ayağınızın tozuyla bu zor tam seyahatinizin sonrası sizi yakaladık. Bir kere kabul ettiğiniz için çok teşekkürler. Bu program 8 Temmuz'da yayınlanacak. Biz kaydımızı 6 Temmuz Cumartesi gerçekleştiriyoruz. Depremin 500. günü diye vurguluyoruz. Bunun ardında nasıl bir beklenti yatıyor? Bu zaman zarfında genel bir değerlendirme yaptığınızda sıcağı sıcağına mevcut durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? İzlenimlerinizi almak çok isteriz. Çok teşekkür ederim öncelikle davetiniz için ve tekrar bir arada olmak benim için de çok büyük bir keyif, onur ve her zamanki gibi öğretici olacağına eminim. Ne yazık ki sahadan edinilen izlenimler yani 500 günün ardından 500 günü de geçti. Çok hoş değil. Yani genel olarak bakıldığında zaten afet bölgesiyle ilgili durumun pek parlak olmadığını biliyoruz. Yani yapılanmayla ilgili, rezerv alan sorunuyla ilgili, işte imara açılan ne yazık ki orman arazileri ya da işte enkazların kaldırıldıktan sonra ekolojik hasarı göz önünde bulundurmadan bertaraf edilmeye çalışılıyor olması gibi çok çeşitli boyutları var. Samandağ ziyareti aslında mevcut projeleri, o bölgedeki mevcut projeleri değerlendirmek ve bir taraftan da sürece ilişkin hem gözlemde bulunmak hem de kolaylaştırıcı olarak bölgede neler yapılabilire dair çeşitli aktör görüşmeleriyle geçen bir ziyaret oldu. Bu süreçte Samandağ Belediye Başkanı ve belediyedeki ilgili birimleri ziyaret etmek, kent konseyiyle görüşme, o bölgedeki aktif olarak çalışan sivil toplum örgütleriyle görüşme gibi kısa bir zaman içinde oldukça yoğun bir mesaiyle geçen bir ziyaret sonrasında aslında bu programda denk gelmiş oldu. İzin verirseniz öncelikle hani Ankara'dan karayoluyla başlayıp Samandağ'a kadar ilerleyen bir yolculuğa dair gözlemlerimi aktarmış olayım. Özellikle Hatay'a girdiğinizde, İskenderun'u geçtiğinizde hala böyle il sınırından girdiğinizde hala depremin ardındaki o birkaç aylık duruma dair görüntüler var. Yani deprem sonrasında kurulan
konteyner kentlerin çok büyük bir bölümü hala insanların yaşam alanı durumunda. Ve zaten orada yaşam alanlarıyla ilgili barınma hakkı, insana yakışır barınma konusunda temel bir sorunla karşılaşıldığını görüyorsunuz. Çünkü konteynerler aslında çok pratik ve hızlı, görece olarak hızlı üretilebilen ve bu tür afet durumlarında da tercih edilen öncelikli barınak alanları oluyor. Ancak yazın çok sıcak, kışında ısınması çok zor barınma alanları. Üretim süreçlerinde ortaya çıkarttıkları karbon salımı, ekolojik ayak izlerinden bahsetmiyorum dahi. Çünkü o şu anki görüntüde, o büyük resme bakıldığında ne yazık ki çok fantazi bir konuşmaya, çok romantik bir konuşmaya doğru itiyor bizi. Bir taraftan kısmen de olsa herhalde o birazcık da artık tercih sebebi çadırlarda yaşamların olduğunu da görüyorsunuz. Bölgede hani konteynerle ilgili sıkıntı olmadığını söyleyebiliriz ama 500 günün ardından hala insanların büyük ölçekli konteyner kentlerde yaşamlarını sürdürüyor olması ve orada artık belki de çaresiz bir kabullenişle orayı yaşam alanları olarak benimsemiş olmaları dolayısıyla o bölge halkı için belki de sıradanlaşmış bir durum. Yine bizim ekip olarak arkadaşlarla dikkatimizi çeken hususlardan birisi bölgedeki banka binalarının yine prefabrik konutlar ya da konteynerlerden oluşuyor olması ve hizmetlerle ilgili çeşitli yapılanmaların işte çarşılar oluşturulmuş sosyal yaşam alanlarıyla birlikte o sosyal yaşamın gerektirdiği ihtiyaçların karşılanabileceği küçük kümelenmeler, alışveriş merkezleri yine konteynerlerden yapılmış. Bu finansal hizmetlerin, mali hizmetlerin ve ticaretin bu şekilde devam ediyor olması da bir taraftan önemli bir soruna işaret ediyor. Yani özellikle bankaların finansal kaynak sıkıntısı yaşamayan kurumlar olarak hala bölgede hem çalışanları için hem de hizmet verdikleri kesimler için konteynerlerle sınırlı yaşam alanlarını ya da çalışma alanlarını muhafaza ediyor olması dikkat çekici önemli unsurlardan birisiydi. Bir diğer gerçekten çok canımı da acıtan ve üzerine konuşulması, düşünülmesi ve hatta ivedilikle de çözüm üretecek projeler geliştirilmesi gereken hususlardan birisi atık konteyner konusu. Terk edilmiş, çürümeye bırakılmış, taşınabilir yaşam alanları, konteynerler, seyyar tuvaletler, banyolar, bunların çeşitli bölgelerde yığınlar halinde, il sınırlarının çeşitli bölgelerinde yığınlar halinde kendi hallerine ve kaderine terk edilmiş olduğunu görüyorsunuz. Ortaya çıkan ekolojik etkinin ötesinde çok ciddi bir mali kaynak israfı var. Biliyorsunuz o dönem sadece Türkiye'nin kaynakları bu ölçekteki büyük afeti ortadan kaldırmak için ve etkilerini yaralarını sarmak için yeterli olmadı ve uluslararası düzeyde de çok ciddi ve hızlı yardımlar geldi. Ve baktığınızda yabancı menşeili işte seyyar tuvaletlerinde, konteynerlerinde bir kısmının kendi kaderine terk edildiği ve çürümeye bırakıldığını görüyoruz. Ne yazık ki biz bunu Van depreminden sonra Van'daki yapılaşmanın aslında şekillenmesiyle birlikte Türkiye'deki bütün illerin afatlarına depolanmak üzere gönderilen yüzlerce konteynerden da biliyoruz ve tecrübe etmiştik. Yani o konteynerler o zaman bütün illere dağıtıldı ama ne yazık ki bakımları yapılmadı, onarımları yapılmadı, olası bir afet durumuna karşı hazır hale getirilmedi ve kendi hallerine bırakıldı. Ve olası afet durumlarında da ne yazık ki böyle tekrar eden durumlardan bahsediyoruz. Genel temel gözlemler bu şekilde özetlenebilir. Sorularınızı da şekillendirelim izin verirseniz sohbete. Yani tabii değerli hocam, konu konuyu açıyor. Tasarım açısından önceden hazırlıklı olmayan, rasyonel bir tasarım, mekan organizasyonu, kalacak yerler, bir takım işte sizin bahsettiğiniz kümelenmeler önceden tasarlanmıyor. Bir şekilde hani evimizin penceresine nasıl alüminyum hazır bir şey alıyoruz. Aynı mantıkla çok büyük sayıdaki bu afetteki kayıpları
veya yaşam alanlarını organize etmeye çalışıyoruz. Gündelik yaşamdaki yansımalar hakikaten çok tedirgin edici. Geçmiş deneyimlerden, geçmiş acı deneyimlerden ders alamamak hepimizi tedirgin ediyor geleceğe dair gelmekte olan deprem konusunda. Tabii şimdi siz bir taraftan da ben tasarım açısından bakıyorum ama sizin vurgunuz da kritik derecede önemli. Atık konteyner konusu sizin gibi bu döngüsellik ve sürdürülebilirlik çalışan bir iktisatçı için daha da vahim. Yani bu ekonomi açısından, döngüsellik açısından peki deprem bölgesi için yapılan bir takım çalışmalar var mı hiç tanık olduğunuz? Çok ilginç bir örnekle karşılaştık. Hareket halinde olduğumuz ve zamanımız kısıtlı olduğu için ziyaret edemedik ama böyle o anın ve o görüntünün, o bölgenin fotoğrafını zihnime aldım. Yine uluslararası büyük firmalardan birinden gelmiş büyük konteynerları inşaat alanlarında kullanmışlar. Yani onları birer konut gibi alıp etrafına kolon ve kiriş örerek betondan. Böyle çok aslında rasyonel, hem onun ömrünü uzatacak, hem görece o dönem için krizi yönetip görece güvenli bir yaşam alanı oluşturacak, hem de o atığı önleyecek birkaç tane münferit örnekle karşılaştık. Ve bunlar aslında belki yerinde incelenebilir ve sizin gibi değerli mimarlar, şehir bölge plancıları, inşaat mühendisleri gibi çok disiplinli yaklaşımlarla çoklanabilecek şekilde belki desteklenir, yeniden projelendirilirse bunların iyi örnekler olabileceğini görebiliriz. Yani bu umut verici bir gelişme. Bir taraftan ahşap yapılarla ilgili önemli bir farkındalık var bölgede. Özellikle Samandağ bölgesinde bir proje, yol projesi, o özellikle ilk dönemde, krizin ilk döneminde akut zamanlarda İstanbul'da yapılarak gönderildi ahşap evler. Sonrasında o bölgede bir atölye kuruldu ve atölyede ahşap yuvalar yapılmaya başlandı. Ahşabın olmasının sebebi biraz önce bahsettiğimiz husus. Yani konteynerin çevresel etkisi, kışın ısınmakta güçlük çekmesi, yazın da soğumakta güçlük çekmesi. Öte yandan şimdi bölgenin ağaçlarıyla, bölgede üretilen keresteyle yapılıyor olması da aslında mimari açıdan sizin yanınıza konuşmak adım değil ama o bölgenin taşıyla, toprağıyla, ağacıyla yapılan yapının bölge için en güzeli olduğu bilgisinden de hareketle çok güzel yapılanmalardan etkilendiğimi söyleyebilirim. Hatta bu projenin başındaki arkadaşlardan biri bizi halihazırda kullanılan yuvalardan birine götürdü. Ve gördük çok kısa sürede çok ekonomik şekilde kurulabiliyor ve konteynerler alternatif olarak çok daha sağlıklı yaşanılabilir alanlar elde ediliyor. Sonrasında kalıcı konutlara geçildiğinde konteynerler gibi çürümeye terk edilmiyor. Yani en kötü senaryoda yakacak ya da kümes olarak kullanılabiliyor Evet. ya da işte depolama alanı olarak kullanılabiliyor. Çok ciddi alternatifleri var. Çok iyi. Uluslararası kuruluşlardan da benzer ahşap yapılarla ilgili girişimlerde bulunulmuş ama çeşitli gerekçelerle herhalde yeterince kaynak bulunamadığı ya da rağbet görmediği için bu rağbet görmeme meselesi de ahşapla ilgili farkındalık, ahşap yapıyla ilgili farkındalık eksikliği diye belki açıklanabilir. Bu konuda da aslında önemli ve başarılı örnekler var, dikkat çekici örnekler var. Aslında değerli Murat Hocam, bence bir sonraki programı bu ahşapla çalışan değerli ekiple gerçekleştirelim. Eğer hani sahada bizle bağlantı kurma olanakları olursa, internet olanakları, elektrik olanakları olursa bu kaydı, bu programı sizinle birlikte yapalım. Memnuniyetle. Çok önemli. Tabii bu yani geçici barınma kısıtlı sayıda olduğunda işte ahşapla veya konteynerle belki çözülebilir. Yine rasyonel planlama olmazsa olmazı, stratejik adımlar, transdisipliner ekiplerin bir arada olmasıyla bunlar çözülebilir. Ama sayı o kadar yüksek ki bu geçici barınma yerine o da sadece
kalıcı barınma alınarak ve işte bu da TOKİ üzerinden çözülmeye çalışılarak diğer bütün eksenler ikinci plana bırakıldı. Yer seçimleri dahi, yani bu konteyner kentlerin, çadır kentlerin yer seçimleri dahi çok sorunlu. Siz de biliyorsunuz, en ufak bir aşırı yağmurda veya deniz suyunun yükseldiğine de tanık oluyoruz. Sürekli su baskınları, hani afet üzerine afet, zaten çok kırılgan bir yaşam ortamı var. Bunu bertaraf edecek önlemler en başından alınamadı maalesef. Ne yazık Peki, ki. değerli hocam, siz çok etkili, aktif bir STK mensubusunuz. Meslek odaları ve STK'lar açısından Samandağ'daki etkinliklerini veya pozisyonlarını bizden paylaşma şansınız olur muydu? Yani gözlediğim aslında bölgedeki temel iyimser bir olarak nitelendirebileceğimiz olumlu gelişmeler ve aslında güçlendirilmesi gereken ve önemli potansiyel taşıyan meseleler de aslında bu sivil toplum örgütleri genelinde ve meslek örgütleri özelinde şekilleniyor. Çünkü işte bu sizin çok daha hakim olduğunuz ve çok boyutlu olarak tartışılan rezerv alan meselesinde meslek örgütlerinin önemli inisiyatif alma durumları, itiraz durumları, lobi faaliyetleri olduğunu görüyoruz. Öte yandan ticaret ve sanayi odalarının, ticaret borsalarının ne kadar aslında bu temel olarak gündelik yaşamdaki misyonlarının ve vizyonlarının dışında kritik rol üstlendiklerini ve kritik rolleri toplumsal ve ekonomik yaşamı yeniden şekillendirmede kullanabileceklerine de şahit oluyoruz. Bu şehir bölge plancılar, mimarlar odası gibi yapılanmalarla birlikte ticaret sanayi odaları, ticaret borsaları ya da büyük sanayi ve iş adamı dernekleri, iş insanları kuruluşlarıyla bağlantılı olarak düşünüldüğünde çok ivedilikle o bölgeye ilişkin temel bir sorunun çözülmesi gerektiğini gözlüyoruz. Bu rezerv alan tartışması ayrı. Türkiye Tasarım Vakfı'nın o bölge için yaptığı bir planlama var. O konudaki işbirliği ve katılımcılık yine o bölgedeki görüşmelerimizde dikkat çeken hususlardan biriydi. Ancak tabii onların ortaya koydukları planın uygulanmamış olması ve tamamen biraz önce bahsettiğiniz gibi TOKİ'nin planlarının uygulanmaya başlanacak olması gibi temel sorunlar var. Ben daha spesifik açıdan baktığımda bölgede yine gözlediğim unsurlardan biri. Bölgede çok sayıda ne yazık ki çalışmaz durumda iş makinesi gördüm. Çalışmaz durumda olmasının sebebi operatör bulunamıyor olması. Çünkü operatörlerin çok önemli bir kısmı o biraz önce bahsettiğimiz akut dönemde çok aktif olarak çalıştılar. Psikolojik yıpranma payları çok yüksek oldu. Çünkü iş makineleriyle enkazla birlikte ne yazık ki binlerce insanın cesedini de çıkarttılar. Ve o yoğun çalışma bir kısmını artık o bölgede çalışamaz, psikolojik olarak çalışamaz hale getirdi. O bölgede resmi rakamların çok üstünde yaşanan can kaybı bir taraftan da çok önemli bilgi, beceri, yetenek, daha genel ifadeyle iş gücü kaybı anlamına geldi. Bir kısmı ne yazık ki yaşamını yitirdi, bir kısmı ne yazık ki ampute oldu ve çalışamayacak duruma geldi. Bir kısmı ne yazık ki yine psikolojik açıdan çok zarar gördü, yakınlarını kaybettiği için çalışamayacak duruma geldi. Bir kısmı da göçtü. Ve dolayısıyla oradaki enkazların kaldırılmaya devam edilmesi, yeni inşaatların sürdürülebilmesi gibi konularda Türkiye'nin genelinde yaşanan bu operatör mesleki uzmanlığı olan teknik personel açığı bölgede had safhaya ulaşmış durumda. Hatta çeşitli veri kaynaklardan edindiğimiz bilgi bir kepçe operatörünün net 200 bin lira maaşla çalıştığı yönünde. Çünkü personel bulunamıyor. Çok büyük Orada rakamlar tabii bunlar. kesinlikle çok kritik işler ve bir taraftan da yeni yapılanmalar doğru veya yanlış ama öte yandan dikkat çeken çok önemli bir nokta ağır hasarlı olduğunu çok net gözleyebildiğimiz, tabii teknik olarak bilemiyoruz raporları,
binaların üzerinde kırmızı sprey boyalarla yıkılmayacak itiraz edildiği yazıyor. Ve çeşitli bölgelerde bilirkişi raporlarının defaatle değiştirildiği yönünde bilgileri duyuyoruz. Yani günün sonunda doğru karar verilmesini ve o binaların yıkılmasını umuyoruz ama bu durumda da ortaya çıkacak yine iş gücü ve teknik personel açığı bu meslek örgütlerinin, meslek yapılanmalarının ivedilikle hükümet politikalarıyla birlikte işte İşkur'la birlikte, meslek odalarıyla birlikte gündeme alması gereken en temel sorunlardan birisi. Bunu da belki o bölgeye dair güncel gözlemler arasında aktarmakta fayda var. Değerli hocam, bu aslında operatörlerle ilgili yüzlerce mesajı anımsıyorum, değil mi? Sürekli operatör aranıyor mesajları, sosyal medyadan numaralar ve şimdi o iş makinelerin boş duruyor oluşu içimizi burkuyor. Çok acı. Burada belki toplumsal olarak Türkiye genelinde yaşadığımız mesleki ve teknik eğitimle ilgili olumsuz algıya da biraz sırtımızı yaslayabiliriz. Çünkü tırnak içinde herkes iyi bir lisede okumak istiyor. Bu iyi liseler arasında meslek liseleri yok. Tırnak Evet. içinde yine iyi bir liseyi kazanamayan öğrenciler ikili bir ayrımla, tercihle karşı karşıya kalıyor. Ya meslek lisesine gidecekler ya İmam Hatip Lisesi'ne gidecekler. İşte mesleki ve teknik eğitimin algısının bu konudaki olumsuz yapısı, kanıksanmış durumu belki de çok nitelikli ve teknik olarak çok önemli işlere imza atabilecek teknikerlerin yetişmesine de engel olur halde. Dolayısıyla bölgedeki biraz önce söylediğiniz husus afet üzerine afet, yani çoklu krizler, işte depremin ortasında yaşadığımız sel felaketleri, fırtınalar, işte salgın döneminde, salgının ortasında İzmir'de depreme yakalandık. Bu aynı anda katmanlı krizleri yaşadığımız dönemde de bu çok boyutlu problemleri çözmek için de çok katmanlı politikaları göz önünde bulundurmak gerekiyor. Mesleki ve teknik eğitimde aslında zannedildiği kadar sınırlı bir etkiye sahip değil, çok büyük bir etkiye sahip olduğunu da ne yazık ki gözlüyoruz. Ve tabii eğitimci şapkamızla biz dönüp dolaşıp yine hangi ölçekte olursa olsun, hangi yaş grubuna odaklanırsa odaklansın eğitime dönüyoruz. Bizim çok değerli bir ezberimiz var hepimizin. Ve toplumsal dirençlilik açısından bu ekonomik olabilir, krizlerle baş etme anlamına olabilir, kültürel olabilir, sosyolojik olabilir. İlla ki eğitime bağlıyoruz ve tabii ortaokul, lise eğitimi de bunun olmazsa olmazı. Meslek eğitimi, genç yaşta başlanan, çocuk yaşta başlanan meslek eğitimi ve yönlendirmeler, rasyonel yani stratejik bir planlamayla ortak akılla tabii yapılacak. Veya kapatılan devlet planlama teşkilatının yeniden kurulmasıyla, rasyonel akılla, liyakat sahibi uzmanların, bürokratların planlamasıyla yapılacak çok kritik derecede önemli adımlar olabilir. Ben hemen Devlet Planlama Teşkilatı'na bağladım her zamanki gibi. Peki değerli hocam, şimdi siz İzmir'i de zikrettiniz. 2020'de hep birlikte deneyimledik. Ve bu deprem, afetle karşılaşma sadece bölgesel değil. Son birkaç haftadır da asıl büyük deprem İstanbul'da değil, içinde bulunduğumuz işte eğitim ve araştırma çalışmalarına devam ettiğimiz kenti vuracak diye yineleyen deprem uzmanları var, jeoloji uzmanları var. Biz kentlerimizi, kendi kentimizi veya büyük metropoliten kentleri dirençli bir hale getirmek için nasıl adımlar atabiliriz sizce? Nereden başlayabiliriz? Bu bir yanılma. STK'larla, odalarla nasıl işbirliği yapabiliriz? Ya ben her zaman önce yola çıkarken kendi söküğümüzü dikerek yola çıkmak gerektiğine inanıyorum. Bu büyük acı felaket sonrasında yaptığımız çalışmalar dolayısıyla çeşitli kurumlar ve o dönemki tabii ki belediyelerden, çeşitli Türkiye'nin çeşitli yerlerinden belediye başkanlarıyla
temaslarımız oldu ve biz ne yapabiliriz dediklerinde onlara da önerdiğim temel ve ne yazık ki acı örnek olarak da gösterdiğimiz Adıyaman örneği oldu. Adıyaman'da kamu kurumlarının önemli bir kısmı çok ağır hasar aldı. AFAD binasının yıkılmış olması, Hatay'da hastane binalarının çökmüş olması, işte belediye binalarının yıkılmış olması gibi temel sorunlar ki bunlar aynı zamanda hem hizmetin sürekliliği, hem kriz merkezi olarak sürecin yönetimi, hem de özellikle AFAD binasının yıkılması demek altında milyonlarca dolar değerinde olan arama kurtarma ekip ve ekipmanlarının teçhizatının en lazım olduğu günde ulaşılamaz hale gelmesi demek. Yani o bölge halkından o bölgedeki personelin kullanamasa dahi o bölgeye ulaşan resmi ya da gönüllü ekiplerin erişebileceği ve sağlam durumdaki ekipmanların olması yine o anda o zaman diliminde binlerce insanın hayatının kurtulması, yaşam kalitesini arttırması anlamına geliyor. Dolayısıyla bireysel olarak baktığımda ben işte şu anda yayına Seferihisar'daki evden bağlanıyorum ve Seferihisar'da tıpkı üniversitemizin olduğu gibi, Urla'nın olduğu gibi, İzmir'in önemli bir kısmının olduğu gibi aktif fay hattı, diri fay hattı üzerinde bulunan bir bölge. Ben evimde olabildiğince yüksek dolaplara yer vermiyorum. Olan yüksek dolapları çok basit bir dübel, iki tane vida aracılığıyla duvara sabitliyorum. İşte ne yazık ki bütün binaların artık kapıları çelik. Bu çok tercih edilen bir durum değil. Afet durumlarında sıkışma ihtimali çok yüksek ama evde bir afet ve acil durum çantası bulunduruyorum. Bu tür temel önlemler emin olun çok ciddi etkiler oluşturuyor, hayat kurtarıcı etkiler. Çünkü depremde yıkılmayan binalardan insanlar ne yazık ki dolaplar devrildiği için oradan çıkamadıkları için kurtulamadılar. Ya da işte bu yaşam üçgeni dediğimiz alanları oluşturamadığımız için öncesinde almadığımız tedbirler dolayısıyla kurtulamadılar. Ya da çok uzun saatler o alanda enkazda hayat mücadelesi vermek durumunda kaldılar. Kurumlar içinde benzer durumlar, aslında benzer öneriler söz konusu. Belediye binaları, yerel seçimler yapıldı. Yerel seçimlerin üzerinden geçen zamanda temas ettiğim ya da gözlediğim kadarıyla çok net gündem bir kabuller, tebrikler, bir de stratejik plan hazırlıkları. İşte çevre dostu, kadın dostu ve işte yeni oyları garanti altına almayı hedefleyen popüler söylemleri içeren stratejik plan çabaları. İyi yapan ve çok güzel örneklenebilecek, çoğaltılabilecek çabalardan da bahsediyor olsak, genel olarak belediyelerin öncelikle bu afet ve acil durumlar için kendi binalarını, hizmet binalarını, tüm sosyal yaşam merkezlerini ve personelini dikkate alan bir yaklaşımla güçlendiriyor olması, personel eğitimlerini gerçekten layıkıyla yapıyor olması gerekiyor. Meslek örgütleri, özellikle ticaret odaları, ticaret borsaları, sanayi odaları gibi kuruluşlar, sanayinin üretimin devamı için ve olabildiğince az zarar görecek, hatta ideal olarak olan hiç zarar görmeden afeti atlatabilmeleri için üreticilerle, ticaret erbaplarıyla, finans kuruluşlarıyla bir gündemi sürekli sıcak tutuyor olması gibi, sivil toplum kuruluşlarıyla ilgili de kesinlikle çok önemli rol oynadılar. Çok hızlı, çok aktif, çok dinamik olarak süreçte yer aldılar ama Türkiye'deki sivil toplum algısı ve sivil topluma verilen değerle ilgili temel sorunu orada da yaşadık. Kaynak yaratma ve kapasite güçlendirme sorunu. Çok önemli potansiyel var ama biz bu kaynakları sağlamakla kalmamalıyız. Bunların ne kadar etkin kullanıldığını denetlemeliyiz. Kapasite arttırma konusunda farkındalık oluşturmalıyız. Türkiye'de çok başarılı ve uluslararası düzeyde insani yardım faaliyeti yürüten belli başlı kuruluşlar var. Ve onlar artık çok güzel, çok böyle dikkate değer uygulamalara geçtiler. Mikro kredilerle küçük STK'ları destekliyorlar. Özür dilerim, mikro hibe programlarıyla. Bunların en başında da Hayatı Destek Derneği geliyor. Artık kendisi dernek ölçüsünde değerlendirilemeyecek kadar kapasitesini arttırmış ve küçük STK'ları destekler durumda. Dolayısıyla o bölgedeki STK'ların da desteklenmesi ve STK'ların AFAD gibi, Kızılay gibi, Sağlık Bakanlığı gibi, yerel yönetimler gibi
Bu durumlarda kritik rol üstlenecek birimlerle de iletişimin ve işbirliğinin etkin bir şekilde sürdürülmesi yönünde bir öneri olabilir. Bölgeye dair, İzmir'e dair, İstanbul'a dair, Türkiye'nin her tarafına dair yaşanması muhtemel. Sadece deprem değil, tüm olası afet durumları için diye özetleyebilirim. Biraz uzun ve kapsamlı oldu ama Yok, bağışlayın. hayır. Bütün ölçekleri aslında kapsadınız. Çok teşekkürler. Yani önce evet evden başlıyor, bireysel ölçekten başlıyor, kendimizden. Önce kendi hayatımızı, ailemiz için evimizi, yuvamızı dirençli hale getirmeliyiz. Devlet kurumlarının, yerel yönetim kurumlarının kendi mekanlarını dirençli hale getirmeleri lazım ki kentimizde biliyorsunuz önce belediye yapımız güçlendirmeyi tercih etmedi. İşte yıkıldı, depremden çok etkilendi. Ve bütün bu kurumların, yani toplumsal STK'lar, devlete ait kurumlar, yerel yönetimler ve kendi mekanlarımızı önce bizler sorumluluk alıp bu konuda bilinçlenip illa o çantayı, değil mi, hayat kurtaran çantayı, ilk yardımları ve öncesi kriz anı ve kriz sonrası, afet sonrası süreçleri rasyonel akılla bir araya gelerek planlamak, süreç rasyonel bir süreç yönetimi sergilemek durumundayız. Gidecek başka ülkemiz yok. Bu ülke, bu topraklar bizim ve çok kırılgan topraklardayız. O yüzden sürekli bu konuyu bu güzel yaz gününde de sizin deneyimleriniz ışığında tekrar gündemde sıcak halde tutmaya devam ediyoruz. Değerli hocam, eklemek istediğiniz son bir söz var mıdır? İzin verirseniz şu konuya dikkat çekerek kapatayım. Eğitim vurgunuz çok kritik ve çok değerli. Şubat depremlerinden sonra hatırlayalım. Çok acı bir hareketlilik yaşandı İstanbul'da ve büyük şehirlerde. Birdenbire pek çok okul boşaltıldı ve taşındı. Evet, Ne doğru. yazık ki, ne yazık ki. İstanbul'da ve İzmir'de özellikle geçtiğimiz akademik yılın, öğretim yılının başlanmasına bir hafta kalaydı. Mekanlar Yani boşaltıldı, acilen. bu binaların dayanıksız olduğunu bu kadar kısa sürede tespit etmemiz mümkün değil. Bunlar demek ki halihazırda bilinen durumlardı ve çok hızlı bir şekilde boşaltıldılar. Olası bir afet durumunda ve bu afetin gündüz yaşanması durumunda yaşam kaybının çok daha fazla olmaması için, çocukların etkilenmemesi için işte burada bile temel liyakat ve ahlak sorunuyla karşı karşıya kalıyoruz. Yani çocuklarımıza emanet ettiğimiz okulların, bizlerin bulunduğu yaşam alanlarının, çalışma alanlarının, ofislerin, işte kamu kurumlarının, huzur, yaşlı bakım evlerinin, hastanelerin, bütün ölçeklerde düşündüğümüzde cezaevlerinin, işte sığınma evlerinin hepsinin durumunu değerlendirdiğimizde aslında yapılabilecek çok şey olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla ben bu çok hızlı alınan reaksiyonun çok önemli izler bıraktığını bende ve bunun da üzerine çok konuşmamız gerektiğini. Çünkü boşaltılmayan, taşınmayan ama kırılganlığı yüksek pek çok eğitim kurumunun olduğunu da bildiğimiz için bunu vurgulayarak ve tekrar beni davet ettiğiniz için, kulak verdiğiniz için ve bu sözlere aracılık ettiğiniz için teşekkür ederek ben de son sözü söylemiş olayım. İyi vesilelerle umut verici önlemleri ve projeleri konuşmak üzere diye sözü size bırakayım hocam. Değerli hocam, çok teşekkürler. Tabii bir kız çocuğu babası olarak özellikle de ortaokul, lise eğitimine devam eden bir evlada sahip olan bir baba olarak çok değerli ve kritik derecede önemli konuyu gündeme getirdiniz. Belki bir başka programda da eğitim yapılarının kırılganlıkları ve dirençlilikleri üzerine uzman dostlarla birlikte sohbet ederiz. Konu konuyu açıyor. Her program yeni bir programa vesile oluyor. Ama deprem konusu, afetler konusu
bitmeyecek. Tekrar tekrar gündemde tutmaya devam edeceğiz. Biz Şiir Hepimizin ekibi olarak bizi izlemeye devam edin. Afetsiz günler dileğiyle. Hoşça kalın.